Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün spontan bölümlerin 10.sunu kaydediyorum. Aynı zamanda podcast'in de 50. bölümü bu bölüm. Ve ilk olarak da mutfaktan yayın yapıyorum. Mutfak yayınlarının da birincisi diyebilirim. Çünkü bugün podcast yayını yapmayı çok istiyordum ama ekstra bir zaman ayıramadım. Şu anda yemek yapmakla meşgulüm. Fırına yemeği attım. Bir yandan fırının saati gözümün önünde. Bir yandan da bu bölümü çekiyorum. Bu detayı neden böyle anlattığım konusunda da gerçekten hiçbir fikrim yok. Şimdi... Bu bölüm madem 50. bölüm bana gelen bazı sorular, mailler, mesajlar üzerinden gitmekle birlikte bölüm sonunda da kendimi şöyle bir değerlendirmek istiyorum. Şimdi ilk gelen mesajla başlayalım. Tanıdık ve çok sevdiğim birinden gelmiş bu mesaj. Dikkat tortusuyla ilgili bir sorusu var. Dikkat tortusu neydi? Bizim bu derinleşmek, odaklanmak bölümünde bahsetmiştim. Biz bir işe başlayıp, yarım bırakıp, başka bir şeye geçtiğimiz zaman zihnimizin bir bölümü hala ilk işte kalıyor. Onunla ilgili bir şeyler arkada dönmeye devam ediyor. Ve orada biriken bu tortulara da dikkat tortusu adını veriyoruz. Arkadaşım bunu farklı bir noktaya çekmiş ve demiş ki iş olarak değil, ilişki olarak bakmış. Peki benim yarım kalan ilişkilerim ne olacak? Acaba ben o ilişkilerde yüzde kaçımı bırakıyorum gibi beyin yakan bir soru sormuş. Ha yani duyan da zanneder ki kendisini birileri ilişkilerin ortasında bırakıp atıyor. İlişkiyi yürütemeyip sonra da kapanışını yapamayan kendisi yani. İşte bunları yüzüne de söyleyebildiğim için burada bu kadar rahat konuşuyorum. Dedim ki kendisine ben buna bir cevap veremem ama senin için birazcık sesli düşünebilirim. Yani e, işlerde olduğu gibi bence ilişkilerde de hangi çeşit ilişki olursa olsun, yani e, çalıştığın yerde olur, işte sevgilinde olur, ne bileyim flört ettiğin biri de olur, başka bir ilişki de olur. Sen böyle ortadan pat diye kaybolursan hemen başka bir işe, <laughs> başka bir şeye geçersen, çok sağlıklı olmaz. Kimse için sağlıklı olmaz. Sen bir gün hani o işten sıkıldın, artık yeni bir şey istiyorsun. Bir gün pat diye işe gitmemeye başlarsan hani ne kadar bir yetişkin davranışı diyorsak Aynı şekilde ikili ilişkilerde de ben aynısının geçerli olduğunu düşünüyorum. Ha bu kapanışları bitirmeleri, yapmak, ifade etmek, bununla başa çıkmak çok mu kolay ya da herkes için mi çok kolay? Hayır değil. Ama söylediği şey doğru. Her nasılsa biz bu işlerde hani bitirmeden yenisine geçince dikkatimizin, zihnimizin bir bölümü bulanıyorsa bence diğer ilişkilerde de bir şey gerçekten yarım bırakıp bir şeye geçiyorsak orada da artık Enerji mi dersin, ne dersen bir şeyler kalıyor. Ya Ben şu an ideal olandan bahsediyorum ya da kendi tercihimden bahsediyorum. Keşke bütün her şey böyle başlangıcı gibi bitişinde de güzel bir şekilde konuşulsa, ifade edilse. Kimse de kimsenin enerjisi bilmem nesi, şusu busu kalmasa ama tabii ki böyle bir dünya pek de mümkün değil. En azından... O bölümün kendisine bu konuda bunu düşündürmesi, ilham vermesi ve ben bu konuda acaba bir şey yapabilir miyim diye düşündürmesi bile e, yani iyi bir şey diyeyim hadi neyse çok da umudum olduğunu söyleyemem yani bunun için de baya bir mesaisi lazım şey dedi çünkü geriye yönelik bu toparlamayı yapabilir miyim yani yapılmaz değil. Hani şu kimin sözüydü? Bana yeterince uzun bir kaldıraç verin işte dünyayı yerinden oynatayım. Einstein'ın da sanırım. Bunun gibi bir şey yani oturup aylarca telefon rehberinde geçmişe yönelik arayıp arayıp bir bitirmeler ve okey yani. Ki Yapabileceğine de çok inancım yok. Ama son üç tanesine mesela yapabilirsin. Bak, bu da benim hani hedef belirleme konusunda sana bir katkım olsun böyle çok büyük gözünü çok yüksek hedeflere şey yapma, Minik adımlarla başla. Son üç tane yarım bıraktığın ilişkiyi arayıp e, her türlü e, geri bildirimi göz önünde bulundurarak böyle bir şeye cesaret edebilirsin. Yani bana da güzel bir şey verdi aslında. Ben bunu hep işler için düşünüyordum. Hiç bu bakımdan düşünmemiştim. Ve neden olmasın? Ben de kendi açımdan düşündüm. Mesela şu an akıma biri geliyor. Benim birlikte bir dönem çalıştığım ama elektriğimizin hiçbir şekilde tutmadığı, itiştiğimiz, ya itişmek derken enerjilerimiz itişiyordu. Yani hiçbir zaman tartışmadık, kavga etmedik, seslerimiz yükselmedi. Zaten hiçbir zaman böyle bir tarzım yok. Kendisinin de öyle bir tarzı yok. Sadece gerçekten uyuşmadık ve Birlikte çalıştığımız iş bitince resmen yani kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi farklı taraflara doğru gittik. Ama şu anda durduğum yerden bakınca aslında iyi bir insan, düzgün bir insan. Belki benim o ara işle ilgili kendimle ilgili başka sıkıntılar da bu uyuşmazlığa yansıdı. Çünkü ben yani düşünüyorum diğer böyle hiç alakam olmayan ya da aslında hiçbir şeyimin uyumlu olmadığı ama rahat çalıştığım ya da rahat bir arada olduğum insanları bu arkadaşlarım da olabilir. Yani çok büyütecek bir şey yokmuş. Mesela şu an bende de bir ışık yaktı. Ben bu kişiye bu konuda bir geri dönüş yapabilirim. Her ne kadar bir şeyi yarım bırakıp kaçmış olmasam da diyebilirim ki yani gel seninle şu durumu bir değerlendirelim bir bakalım. Ha kanka olmaya falan da çalışmam da Gerçi niye şu an kendimi frenliyorum ki? Belki de olurum yani. Neyse kendime bunu bir ödev olarak e, yazdım. E, burada da bunu söylediğim için e, benim için daha böyle şey oldu. Bağlayıcı bir şey oldu. Bu benim yakın zamanda, hadi şöyle diyeyim. Eylül ayı içinde ben bunu yapmayı hedefliyorum. Sonucunu gelip anlatır mıyım bilmiyorum ama e, böyle bir hedefim olsun. Peki, şimdi e, bir bölümde de ben, ...Linkedin'le ilgili yorumlardan bahsetmiştim. Yani işte LinkedIn'de sürekli şey paylaşılıyor. Ya işte burada özel paylaşım yapmayın, burası Facebook değil, burası Tinder değil... ...burayı işte Tinder'a çevirdiniz, şuna çevirdiniz falan diye. Bir de ifşa mesajları. İşte şu bana bunu yazdı, bu bana böyle iltifat etti, bu bana şöyle bir şey teklif etti diye. Ya ben onları birazcık böyle komik gibi görüyorum. Çünkü o bölümde de söylemiştim yani bir şeyden hoşlanmıyorsan engellersin biter gider. Hani bu konuda zaten güzel bir platform LinkedIn ya da diğer şeyler. İnsanlar da her platformu kendilerine göre farklı amaçlarla kullanabilir. Ona da bir şey diyemem. Ama şu anda bununla ilgili bana gelen yorum çok enteresan bana şey diye sormuş demiş ki yani sen öyle anlattın okey anlıyorum ama sence Facebook ya da Tinder çok kötü şeyler mi İnsanların oradan tanışması falan gibi böyle bir sürü üstüne mi alınmış ne olmuşsa bir de ben sadece durumdan bahsettim kesinlikle kötüleyen bir e, yorumum olmadı. Bunu oradan nasıl çıkardı bilmiyorum sen yargılıyor musun bu insanlara falan gibi bir şey sormuş. Cevap vereyim hayır yargılamıyorum ama ben de böyle dönüp kendime baktığım zaman bunlarla ilgili her ne kadar yargılamıyorum canım yani beğenmiyorsan silersin gider bloklarsın gider falan gibi baksam da aklıma şu geldi. Bazen çünkü ön yargılarımıza karşı bir körlük geliştiriyoruz. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım, ta okuldan beri birlikte olduğum, bir gün moda tarafında güzel de bir kahve içiyoruz. Hiç unutmuyorum. Uzun zamandır da o kadar iyi bir kahve içemedim sanırım. Neyse, karıştırmayayım konuları. Ve laf arasında ya dedi Tinder'da da bir gün falan diye böyle lafa başladı. Ben Şok geçirir bir halde ne bir dakika bir dakika sen Tinder mi kullanıyorsun dedim ama öyle bir yani şu anki kadar sakin bir tepki vermediğimi zannediyorum. Böyle bir onun da yüzü değişti no yani niye ki niye bana böyle söylüyorsun falan dedi. Ben de durdum şey dedim yani senin ihtiyacın yok ki çünkü benim demek ki kafamda şeyler var böyle şemalar var profiller var. Yani ona ihtiyaç duyanlar, ona zinhar ihtiyaç duymayanlar. Ve sonra kendisine şöyle açıkladım. Hani sen işte iyisin, hoşsun, yakışıklısın, şöylesin, böylesin. Ne işin var senin Tinder'da falan gibi bir döküldüm. O da bana dedi ki ya Resul soğuk havalarda canım hiç dışarı çıkmak istemiyor falan dedi. Ben de hatta ona dedim ki ha anladım yani sen ona bir yemek sepeti muamelesi yapıyorsun. Okey yani senin için okeyse benim için okey gibi bir yere gelmişti. Ama orada şunu fark ettim. Biri bana sorsaydı deseydik ki bu uygulamaları kullanan insanlarla ilgili ne düşünüyorsun? Aa derdim ne haddime bir şey düşünmek bana ne yetişkin insanlar yani benim bu konuda hiçbir yargım yok falan derdim. O ani tepkide benim kendimi yakalamamı sağladı. Demek ki benim o konuyla ilgili bu kadar da geniş düşüncelerim yokmuş. Ama yani buradan söylüyorum ben o bölümde hiçbir uygulamayı falan kötülemedim. Ama yine de kendimi yakaladığım şey aklıma gelmedi değil. Biri de demiş ki neden Kanada? Ben bu soruyu önce anlamadım. Altına böyle uzun uzun yazmış işte şu bölümde söyledim, bu bölümde söyledin. Sen Kanada ile ilgili bir şeyin mi var? Neden hep ülke örneği olarak orayı veriyorsun? Gerçekten hiç farkında değilim. Ağzımın böyle dışarı püskürttüğü bir şey herhalde yani böyle direkt dilime ilk gelen şey farkında da değilim. Hiçbir alakam yok. Kanada ile ilgili de hiçbir planım yok kötü bir şeyim de yargım burada gerçekten yok. Kötü bir yargım yok. hatta Kanadalıları ve Kanadayı severim ve belki yakın zamanda onunla ilgili bana bir iş konusu vardı. Bir iş teklifi vardı. Üzerinde yani çok da gerçekçi bir şekilde de düşünmedim. Çünkü gitmeyi istemiyordum ama Kanadayı istemeyeceğimden ya da işte irite olduğumdan falan değil. Sadece böyle bir şeyi tercih etmediğim için ama enteresan yani bunu yani ben de ona şey diye sordum. O bana neden Kanada diye soruyor. Ben de şey diyorum. Neden bu konu yani? Hani olsa ne olur, olmasa ne olur? Herkes çok değişik şeylere takılıyor bunu. Bu podcast aracılığıyla bir daha anlamış oldum. Şimdi ha bir de odaklaş odaklanmak, derinleşmek podcast'inde ee, şeylerden bahsetmiştim modlardan çalışma modlarından işte inziva karışık e, ritmik mod bir de ne vardı ne vardı gazeteci modu ha şey diye soran çok olmuş hani okey anlattın anladık ama peki sen hangisini kullanıyorsun hangisini önerirsin o bölümde bahsettiğimi hatırlıyorum ama sanırım yeterince üstünde durmamışım bunlar çok kişisel şeyler kime hangisi daha uygunsa onu tercih etmesi ya da yani mesela sıfırdan böyle bir şeye başlıyorsan başka bir yerden başlaman gerekiyor. Direkt inzivaya kapanamazsın ya da direkt tamam ben istediğim anda odaklanırım deyip gazeteci modunu seçemezsin. Ama yine de cevapsız bırakmayacağım tabii ki. Benimki karışık mod. Yani hangisi hangi an elimin altındaysa ben onu kullanıyorum. Eğer çok yoğun bir dönemimse ki şu ara öyle değil mesela. Eskiden hani böyle çok seyahat ettiğim, çok böyle dışarıda olduğum, çok mobil olduğum yerlerde zamanlarda ee, şey gazeteci modunu kullanıyordum yani 15 dakikam mı var 30 dakikam mı var İşte bir uçuşluk şeyim mi var hemen çalışmam gereken yapmam gereken okumam gereken bir şey varsa çıkarıp hallediyordum ee, ama mesela şu anda öyle bir e, temponun içinde diyelim şu an daha ritmik modu seçiyorum ya da şeyi seçiyorum şu çift modu seçiyorum ee, haftayı 3 artı 4 gibi yaşıyorum yani 3 gün yapacağım şeylere kapanıyorum 4 gün başka bir mekanda zaman geçiriyorum gibi gibi. Böyle karışık, ortaya karışık, duruma, konuya göre. Ve sonraki e, mesaj, yetenekli çocuğun dramını anlattığım bölüm, ay yetenekli çocuğun dramını anlattığım bölüm diyorum. Sanki böyle bir çocuk bulmuşum, dramını da anlatıyorum. Kitabın ismi Yetenekli Çocuğun Dramıydı. Koşulsuz sevgiden bahsediyordum orada. Ya yine ben bahsetmiyordum aslında. Alice Miller kitaba yazmış. Ben de oradan altını çizip okumuşum üstüne de konuşmuşum. Ben böyle her şeyi bu bölümde tek tek düzeltecek miyim acaba? <laughs> Neyse zaman gösterecek bunu. Şimdi neydi o söylediği şey? Koşulsuz sevgi bizim sadece çocuğumuza verebileceğimiz bir sevgi çeşidi. Zaten normali de bu. Ya yani çocuğumuz dışında ya da evcil hayvanları da katabiliriz. Onların dışında hiç kimseye ne yaparsan yap seni seveceğim sözünü veremeyiz. Diye ben de düşünüyorum. Şimdi evlenmek üzere olan bir dinleyici bana demiş ki, e, peki sonsuza dek hastalıkta, sağlıkta diye edeceğimiz evlilik yeminleri ne olacak? Yani al işte yine e, cevap verici benim olmadığım bir soru daha. E, dedim ki ben e, bu, bunun cevabını bilmiyorum. Yani revize edilebilir, e, güncellenebilir. Ya da bu yeminler hiç edilmeyebilir. Ya da bırakınız dağınık kalsın diyebilirim. Bilmiyorum yani. Dinlemiş, aklına çok yatmış. Ama böyle bir yemin de etmeye sanırım olay bu şekilde tasarlanmış artık kilisede mi? Neredeyse. Gerçi bu dönemde nasıl kilisede düğün yapacaksınız? Belki de şu an çoktan iptal olmuştur. Ne kadar da güzel dileklerde bulunuyorum şu anda. Of. Neyse, fırının sıcaklığından olabilir. Bakayım kaç dakika tamam hala zamanımız var. Yani inan bana bu yeminler konusunda hiçbir şey bilmiyorum ama e, yani seni sonsuza dek seveceğim. Ha içine şey koyabilirsin bana iyi hissettirdiğin ya da seni işte e, karşılıklı olarak şöyle böyle olduğumuz sürece sevmeye devam edeceğim. Bu bile çok iddialı ya ay hiçbir fikrim yok. Yani sen bunu bir daha düşün, bana sorma ama. Ne denir ki şimdi, ne diyeyim, evlenme mi diyeyim? Ki zinhar öyle bir görüşüm yok. Ama yemin kısmı çok iddialı. Belki bir buradan bir evlilik sözleşmesi çıkabilir. Şunu 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 yaparsan zinhar seninle görüşmem. <laughs> bir de hesabıma şu kadar tazminat isterim şekli. Ben bu konuyu kapatayım ya. Yani hemen diğer mesajlara geçeyim. Çünkü hiç iyi bir yere gitmiyor. Biri demiş ki, Böyle yorumlamış bir sürü bölümü ondan sonra da demiş ki sende çok beğendiğim ve bende hiç olmayan bir şey var çok güzel yerinde zamanında ifadeler ifade ediyorsun kendini ve işte çok hazır cevapsın sanırım falan gibi bir yorumda bulunmuş. Ne mutlu sana keşke bende de olsa ne güzel ne rahat falan gibi bir şey söylemiş ben de ona diyorum ki yazdım kendisine de ee, yani hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil yani ifade etme konusu okey yani hani ben kendimi e, genellikle ya da çoğunlukla e, ifade edebildiğimi düşünüyorum ama bazen öyle şeyler oluyor ki hala böyle dönüp 3-5 yıl öncesindeki şey için bile ya ben orada neden şunu demedim ki falan de, deyip kalabiliyorum çünkü o anı yaşayan kişi olarak dona donakalıyorsunuz ya da böyle bir Hani şok halinde oluyorsunuz, cevap veremiyorsunuz, o an bir şey gelmiyor. Mesela bundan bir tane örnek vereyim. E, Boğaziçi Üniversitesi'nin bir tane e, spor sahası vardır e, ve Belli saatlerde işte okulun takımları, futbol takımı, bilmem ne takım falan orada antrenmanlar yapar. Arta kalan serbest saatler var ve ben düzenli olarak o saatlerde orada kendimce antrenmanlar yapıyordum. İşte interval koşular, hızlı yürüyüşler, bilmem neler falan filan. Ve aynı saatlerde gittiğim için genelde orada aynı insanlarla karşılaşıyordum. İşte selamlaşıyoruz, merhaba merhaba ama öyle tanışıklık falan yok genelde. Ee, bir tane adam düzenli olarak geliyor ve çok acayip böyle e, disiplinli bir şekilde antrenmanlar yapıyor. E, ben de işte günaydın günaydın merhaba merhaba o kadar bir e, ilişki içindeyim kendisiyle. Bir gün ee, ben böyle artık bir şeyin ortasındayım. Kendimi de sınırlarımı da zorlamışım sanırım. Böyle yüzüm gözüm böyle yere böyle bir <laughs> dizimin üstüne de ya böyle e, ayağım kaydı bir şey oldu. Sonra elimi yüzümü temizliyorum o anda yani durmuş haldeyim. Yanıma geldi şey dedi. Sizi çok takdir ediyorum. Uzun süredir izliyorum. Gerçekten azminiz, hırsınız, performansınızı da her gün gitgide geliştiriyorsunuz. Bilmiyorum. O dedim sabah sabah bana böyle iltifatlar yani. Hayırdır inşallah. Adamda da şey tipi var böyle bir Disiplinli emekli albay. Gerçi yaşlı değil ama hani biliyorsun 20 yaşında olsa bile bazen insanların içine böyle şeyler kaçıyor. <laughs> Neyse ee, konuştu. İltifatlarını söyledi. İltifatta denmez buna böyle dönem sonu raporu gibi verdi. Benim kendi performansımı bana böyle okudu. Neyse sonra da dedi ki tüm bunların yanında unutmaman gereken bir şey var ki hiç kimse beni geçemez diyerek yanımdan koşarak uzaklaştı ve ben yani hala şu an anlatırken bile o sıcaklık o toprak o saha o bulutlar o kala kalışım yani normalde biri bana bunu anlatsa derim ki ya diyemedin mi adamım ruh hastası mısın manyak mısın sana ne benim performansından seni geçmeye çalışan da yok yani burası bir saha herkes sporunu yapıyor yani hiç kimse beni geçemez dedi artık ben onu kaç kere geçmişsem geçmişim derken de yani geçecek bir şey yok ya herkes kendi şeyinde yürüyüp gidiyor koşuyor gidiyor ama yani şu arkasından ağzım dolu dolu ruh hastası, psikopat falan diyememek hala bak içimde. Ee, bir de ya aslında böyle düşünsem bir sürü böyle örnek gelir ama yani diyeceğim şey her ne kadar dışarıdan öyle görünse de yani herkesin böyle kalı aldığı anlar var. Senin de öyle anların varsa yani bu kötü bir şey değil. Ama belki hani bir sonraki sefer kendine hatırlatmalar koyabilirsin, hatırlatabilirsin. Bir şey söyleyeyim, bir şey söyleyeyim. Gerçi o zaman da saçma sapan bir şey söyleyip ömür boyu pişman olabilirsin. Bence sessizlik saçmalıktan iyidir. Ve a, bir tane e, iltifat olarak bana yazılan, söylenen genelde ama benim ya bu tam olarak İyi bir şey mi, kötü bir şey mi, nedir falan diye kendi içimde döndürdüğüm bir konu var. O da çokça insandan geliyor, özellikle yakın çevreden. Ee, seni uyurken dinliyorum, sesin o kadar iyi geliyor ki mışıl mışıl bebekler gibi uyuyorum, masal gibi geliyor şeklinde. Hani böyle sesin şöyle, tonlaman böyle, bana şöyle iyi geliyor gibi iltifat görünümünde bir e, yorum, mesaj. Ben de hepsine buradan toptan da bir cevap vermiş olayım. Arkadaşlar, yani her ne kadar iltifat gibi görünse de bu bir yanlış dinleme örneğidir. Benim ciddi ciddi zaman ayırıp içeriklerine çalıştığım podcastimi böyle masal dinler gibi dinleyemezsiniz. Hele ortasında zinhar uyuya falan kalamazsınız ya. Yani şu anda böyle bir teknolojik fırsatım olsa sizi teker 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 engellerim. Ama podcast böyle bir şans vermiyor insana. Yani şu an uç noktada olduğumun farkındayım ama böyle dinlemeyin beni. Aralarından sadece bir tanesi yapıcı bir eleştiride bulundu. Dedi ki acaba bir tane de hani ben de seni böyle dinliyorum böyle masal serisi mi yapsam? Bak bu mantıklı bir şey yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Çok yakında hissetmiyorum kendimi ama yani hani e, tam dinliyordum, yarıda kaldı. Çünkü çok güzel uyumuşum falan. Ya bunlar ya üzgünüm ama yani iyi dinleme örnekleri. De, bu yanlış dinlemek. Yani ya ben yanlış yapıyorum ya siz yanlış dinliyorsunuz ki ben yanlış yapmadığımın çok farkındayım. Ve şimdi geldim. Bu bölüm 50. bölüm demiştim. Şöyle bir podcast'i geriye doğru giderek değerlendireyim dedim. Son durumda ha şeylere de baktım. Ne derler? Analizlere de baktım. Şu dinleme grafikleri bilmem neler falan filan. Şu anda biz 15 ülkede. Biz derken yani ben <laughs> 15 ülkede dinleniyorum. En çok beni e, Türkiye'den sonra Amerika, Kanada ve İsviçre dinliyor. Bak Kanada buradan da çıktı. Bu Kanada'ya takan arkadaşa buradan tekrar bir hatırlatma. Ee, en çok dinlenen konulara da bakmıştım. Ay üst üste yazmışlardı en çok dinlenen şeyleri. Şu an ha birincisi tabii ki yani hiçbir istatistiği şaşırtmaz. Sezgisel beslenme bölümü rekorlar kırıyor. Çünkü bir konu beslenmeyle zayıflamakla güzellikle falan ilgiliyse zaten geri kalan her şey teferrat. Ee, sonraki Resilience bölümü çok popüler. Bir de iyi hissetmek bölümü son bölümler arasında çok popüler. Ee, sonra kendime dönüp baktım böyle podcast notlarıma. Gerçi benim notlarım da böyle karışık karışık ama şöyle bir göz gezdirdim. Ee, en çok nelerden bahsetmişim çünkü bunlar bana da e, ee, bir ayna tutuyor aslında. Yani ben burada bir şey okudum anlatıyorum diyorum ama yani belki başkası okusa oranın altını çizmeyecek. Neyse yüzleşmek, kabullenmek, aksiyona geçmek, kendine yakından bakmak. Ee, belki kendime de böyle ekstra aldığım notlarda aydınlık taraf, karanlık taraf falan diye çok yazmışım. Ee, ve şey diye de ok çıkarmışım bir sayfada. Bu, bunu bir bölümde anlatmadım herhalde ama şey demişim. Her seferinde ba yani insan aydınlıktan karanlığa geçme ya da orada kalma konusunda sınanıyor ve her seferinde bir seçim yapıyoruz. Ama ben ne zaman ne pahasına olsun aydınlıkta kalmayı seçersem her şey daha aydınlık oluyor, daha güzel oluyor gibi de kendime yazmışım. Ne kadar felsefik, ne kadar şey, hangi durumda yazdığımı da hatırlamıyorum. Muhtemelen o gün yeter artık ben de karanlığa geçeceğim gibi bir hırsım geldi herhalde içeriden. Bir de değerlerle ilgili de arada çok konuşmuşum. Onlara özel bir bölüm yapmamışım. Belki sonraki zamanlarda hani kendi değerlerini belirlemek, onlar nedir, ne değildir diye bakmak konusu yapılabilir ve o o da benim için önemli. Yani belli birkaç tane değerden ödün vermemek ee, yine ne pahasına olursa olsun bazen yalnızlığı göze almak bazen tek başına kalmayı bazen işte bir şeyin azına razı olmayı falan derken yine onlardan ödün vermeden devam edince yine ok çıkarmışım demişim ki hayatıma çok daha değerli şeyler ve insanlar geliyor bu yolla falan diye belki yani kendime de bir moral vermeye çalışmışım bilmiyorum ve şimdi geldik bu bölümün de sonuna ben. Ara ara bahsetmişimdir e, yapsam mı yapmasam mı derken bana çok fazla destek olan hadi yap artık bekliyoruz. Tabii ki yapacaksın tabii ki sen yapacaksın sen yapmayacaksın da kim yapacak şeklinde beni böyle motive etmeye çalışan yakın dostlarıma e, çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben yaptıkça daha çok yapasım geldi yaptıkça da bu podcast işini çok sevmeye başladım. Ee, hani bana destek olan ilham veren geri bildirim veren ben şunu dinledim şurasını beğendim. şunu dinledim. Burası bana ters geldi diyen her türlü mesaja, ile çok çok teşekkür ediyorum. çünkü e, yani bunlar e, karşı taraf olmadan öteki olmadan ilerlenebilecek konular değil. Anlattığım şeylerin içeriği de öyle benim bu podcast'te olan ilişkim de böyle. Yani bunlar benim okuyup not aldığım, ara sıra göz gezdirdiğim bilgiler olabilir ama şu anda bir mutfakta bu yayını yapıyorsam tabii ki dinleyenlerle olan iletişimin ve onlarda yarattığı şeyler, onların bana bunlardan bahsetmesiyle beslenen, büyüyen, beni de büyüten bir şey oluyor. O yüzden varlığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Gerçek anlamda söyledim bu şeylerde, sosyal medyada iyi ki iyi ki şeklinde söylemedim. <laughs> ya onlar da gerçek olabilir ama bazen komik oluyor. Neyse. Şimdi bu mesajlar mailler dedim. Ben bazen fark ediyorum ki bazı mailler hatta böyle kendi kendime değil dışarıdan müdahaleyle fark ettiklerim oldu. İşte sana ben üç tane şundan gönderdim dönmedin falan filan gibi. Ee, bazen spam olarak algılanıyor. O yüzden junk maille düşüyor. Ama ara sıra ben artık onları da düzenli takip etmeye karar verdim. Yani ben size bir dönüş yapmadıysam ki yani en ufak mesaja gibi bile en böyle basit şeye bile mutlaka birkaç gün içinde dönüş yapıyorum bu konuda dikkat ediyorum. Ama ola ki böyle bir şey olduysa ya oraya takılmıştır mail attıysanız. LinkedIn'de çok fazla grup konuşması içine dahil ediyorum. isteyerek ya da istemeyerek e, dahil oluyorum. Ee, o yüzden orada çok büyük bir trafik var. Bana LinkedIn'den gelen mesajları da çok bazen aşağıda görüyorum. Görünce diyorum ki ben buna yazacağım. Sonra eve geliyorum kalıyor falan. O yüzden bana ulaşmanın en kolay yolu hala e-mail olarak görünüyor. raselinturhanetgmail.com ee, şeyden de Instagram'dan da hani yazanlar oluyor, okey ama sanırım e-mail benim en takip edebildiğim, en kontrolü elimde olan şey. Dediğim gibi LinkedIn'de de bazen bölümleri paylaşıyorum, oradan yazanlar oluyor, ama e karışık bir işte yüzlerce kişinin olduğu yazışmaların ortasında kaybedebiliyorum. Yine de eğer böyle bir şey varsa bir şey sorduysanız hani bir bölümle ilgili bir kitapla ilgili bir bilgiye ihtiyacınız varsa falan özellikle ve dönüş alamadıysanız lütfen tekrar bana şu mailden yazın şuradan sana yazdım ona dönüş yap diye hemen o gün içinde elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde size dönüş yaparım. Evet spontan bölümlerin 10.sunu ve podcast'in 50. bölümünü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.